Merhaba arkadaşlar. 120 dakikanın 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yani bizden başkalarının çok fazla tartıştığı ama bizim bugüne kadar pek tartışmak aklımıza gelmeyen bir şeyi tartışacağız. Bu halk için değer mi? Ben şöyle bir ortaya atayım soruyu. Herhalde birisi başlayacaktır konuşmaya. Tartışmayacağız. Zaten 3 dakika olacak program. 3 dakika sonra kapatacağız. Bu kadar. En Aa, kısa programı süper, yapıyoruz. süper. İşimiz var, gücümüz var. İşimiz var, gücümüz var. 3 dakika sonra bitecek. Merak etme. Kalkıp gideceğiz. Bitiriyorum. Yani başlıyorum ve bitiriyorum. Bütün taşlar gibi bekarlı. Hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli. Bütün yük hayvanları gibi battal. Ağır ve aç çocukların dargın yüzlerine benzeyen elleriniz. Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü. Tabiat gibi cesur ve dost yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki açsınız, etle, ekmekle beslenmeye muhtaçsınız. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya, göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dünyadan. Ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya, göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanlar, ah benim insanlarım, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, Yakın Doğu, Orta Doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlilerim. Yani bütün insanların %70'inden çoğu, elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım, Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay atlatılırsın. İnsanlarım, ah insanlarım, antenler yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun, elleriniz isyan etmesin diyedir. Ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada, bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir. Bitti mi? Bitti. Bitti. Kapattık. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Şimdi bu halk, bir de bir halk daha var. O da mesela minibüse biniyorsun. Şimdi adam öyle bir oturuyor ki bacaklar böyle. Oturamıyorsun yanına. Diyorsun ki şimdi buna birader hani biraz toparlanır mısın dersen mesela diyecek diyorsun. Şimdi bunun hani ağzına çakarak bir eğitim uygulamayayım. Ben o zaman kalkayım. Başka bir zaman çakarım. Çünkü yetişeceğim bir şey var diyorsun. Ya da şey vardır. Elma şekeri yöntemi vardır. Elma şekerlik adam. O ne biliyor musun? Bacağın birini kıvırıyorsun içeri ittiriyorsun. Elma şekeri gibi dolaşıyor. Şimdi o da halk. Şimdi empati, sempati, opera, bale, gösterişçi bir ahlak, yani bir şehir kulübü nezihliği burjuvazide. Burada daha kirli, daha puslu, ne demek lazım? Daha tilki gibi kurnaz, daha lümpen olan şey var. Şimdi halkla, halk dediğimiz zaman kim zaman eğitilmesi gereken insanlar bütünü olarak bahsediyoruz. Kimi zaman bu çürümenin, hani geçen programda demiştik ya, bir çürüme içerisindeyiz genel olarak. Tıpkı işte Dostoyevski zamanındaki o büyük çürüme gibi. Şimdi bütün çürümeler toplumsaldır. Fransız devriminde de öyledir. Latin Amerika devriminde de öyledir. Öbüründe de öyledir. Öbüründe de öyledir. Yani nezih ahlaka sahip empatiler ve sempatiler içerisindeki güzel bir halk hiçbir devrimde yoktur.
Halk o anlamda eğitilmez. Eğitim devrimden sonra gelir. Güzel okullarını kurarsın. Bunu bütün eğitimi halka eşit bir şekilde verirsin. Her türlü eğitilir. Çok güzel olur. Daha öncesinde öncünün kendi kendisini eğitmesi gerekir. Halk şöyledir diye tespit etmek, ben ona öncülüğü nasıl yapacağım diye tespit etmekten geçer. Çünkü bugün özellikle de sosyal medyada mesela dalga geçilen var ya, mesela hani cep telefonunu çıkarsana diyen dayıyla mesela herkes dalga geçiyor ya. Bak, o dayı senin ideolojik olarak dostun. Öncü yolunu bulur. Şimdi konuş şöyle bir yere getireyim. Bunu Fransız devriminden vereyim. Bunu çok söylüyorum. Çok da seviyorum bu örneği. Camille Desmoulins diyor ki, tabii o Cordele kulübünden ama hani Jacobenlik olarak adlandırdığımız öncülükte, eşitlediğimiz kavram öncülükte, der ki mesela bizler hani Bastille'yi aldığımız gün orada der hani bütün o halkın içerisinde cumhuriyetçi sayısı böyle der bir elin parmakları kadar bile yoktu der. Bu kadar değildi yani, bir yumruk etmiyoruz dedi, der yani, sıksak bir yumruk etmeyiz. Oradaki herkes de kralcı. Şimdi senin öncülük vazifen gövdeyi harekete geçirmekle alakalı bir durumdur. O yüzden eğiteceksen kendi kendini eğiteceksin. Halkın eğitimi iktidarı aldıktan sonra bütün imkanları, insanca yaşamanın imkanlarını, yani burjuvazinin kastlaştırdığı imkanları onlara yayarak yapacağın şeydir. Yani şunu diyorsun anladığım kadarıyla, bir halkın topyekün dört dörtlük bir eğitilmesi meselesi ancak iktidarın ele geçirildikten sonra uygulanabilecek bir şeydir. Anladığım şey bu senin söylediğinden, ki ben de aşağı yukarı buna yakın bir yerden bakıyorum meseleye. Çok yaşa. Evet, çok yaşa. Tabii burada önce belki şeyden girmek lazım. Yani halk diyoruz ama muhtemelen bugün sosyal bilimcilerin bile üzerine dört dörtlük hemfikir oldukları bir halk tanımı çok mümkün bir şey değil. İşte biz de kullanırken günlük hayatta ya da herhangi bir teorik tartışmada yer yer bir ulus yerine kullanıyoruz. Bazen sınıf yerine kullanıyoruz. Bazen hem burjuvazi hem proletaryayı içine alan daha geniş bir kapsamda kullanıyoruz. Konuşmanın seyrine ya da mahiyetine göre değişkenlik taşıyan bir tanıma sahip. Ama muhtemelen burada hepimizin ağırlıkta üzerine hem fikir olduğu halk tanımı sadece sınıfla sınırlı olmayan, aslında çok küçük, çok çok küçük bir iktidarın dışında kalan hemen hemen tüm bir insan popülasyonunu ifade ediyor. Benim kırmızı çizgim burjuvazi, yani ben Koçu Sabancı'yı halktan. Ama yani tüm bir yani burjuvazi şey değil, değil mi? Yani o burjuvazinin de belli bir bölümünü içine alan bir tanıma sahip aslında halk. Doğru. Ya küçük burjuvazinin bir kısmı. Yani emeğiyle geçinenleri, evet, kendi hesabına çalışanlar ve başkasının hesabına çalışanlar ama çalışmadan yaşayanları dışarıda bırakır. Zaten burjuvaziyi dışında tutarak bir tanım yapmak durumunda kalırsak bunu artık halk değil sınıf demek zorunda kalacağız. Yok ama bir sürü katman var ya. İşte yani onu diyorum. Yani burjuvazi katmanını çıkardığın zaman, çünkü sınıf dediğin zaman biz aslında hem sınıfı hem sınıfla beraber sınıfın bilincini de kastediyoruz ya. Şimdi o katmanın içerisinde sınıf bilinci... Yok, yani sınıf bilincinden bahsetmiyorum. Ha. Yani kendiliğinden sınıf dediğimiz, kendisi için sınıf haline gelmemiş. Kendiliğinden sınıf dediğimiz şey, yin sınırlarıyla halk dediğimiz şeyin sınırları özdeş değil, özdeşik değil. Dolayısıyla halk dediğimiz zaman buraya küçük burjuva, hatta orta burjuva diye adlandırdığımız kesimi de içine alarak tanımlayabiliriz. İşte, tanımlayabiliriz ama yapmayalım. Mesela gibi düşünüyorum. Öyle yapmıyor. Atalım onları. Ama o halktan zaman da diyor ki sınıfla halk eşit. Özdeşik bir sınıra sahip olmaya başlıyor ki bu da işte teknik kavram kargaşasının neyse. Bu meseleyi atlayalım şimdilik. Tamam. Şeye çok katılıyorum. Yani eğitim, tabii eğitim dediğimiz şey, ben aynı zamanda onu bir örgütlenme olarak da anlıyorum. Bir halkın örgütlenmesi belirli bir eğitim seviyesine sahip olmasıyla mümkün bir şey. Dolayısıyla halkın örgütlenmesi de esasta gerçek anlamda bir örgütlenme de iktidar değişiminden sonraki sürecin işidir diyorum. Ben buradan bakıyorum. Tam da o noktada senin demin Sertaç bahsettiğin aslında öncünün eğitilmesi meselesi şu anda bugünün esas meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü halkın eğitilmi ya da örgütlenmesi, bunları bu konuşmanın seyri içerisinde çoğu zaman özdeşik anlamda kullanacağım.
örgütlenmesi çok zor. Yani ideolojik propaganda aygıtlarını elinde bulundurmadığın müddetçe o halkı sen kendi istediğin formasyonda bir eğitimle bir yere eğitim veremezsin. Yani özgür üniversite kuralım, özgür lise, özgür ülke öğretim, güzel bak açık. Ayvalık'ta. Evet. Olmaz mı öyle? Öyle eğitsin. İşte onu yaparsın 50 kişi, aa, 60 kişi olur. Ama işte ama yüzlerce kişiye çıkarsa o yüzlerce kişi sonra kendilerini etrafı değiştirmeye başlarlar. Yani böyle dalga dalga yayılır ve değiştirmeye başlarlar. Hollywood filmlerinde böyle kendini oluyor. Kendini değiştirerek başlar her şey. Niye ol? Değil mi? Kendini değiştirmek. Devrim kendinden başlar. Yani abicim bir çeşit bak, kendi devrimini yapacaksın. İşte tabandan gelmeli devrim. Ya, ya tarihte örneği var mı öyle tabandan gelen bir devrim? Abi onu işte Liboşlara sormak lazım. Yani örneğini gösterirsen yapalım. Sadece yani. Liboşlara değil. Aslında herkes kendisini yani. Sol çeper içerisinde tanımlayan birçok insan da aynen bu yer buradan bakıyor meseleye. Yani tabandan bir örgütlenme ve tabandan gelen bir devrim. Çünkü liberal. Çünkü liberaller. Yani. O zaman bu bir turun sol. Tabii. Evet. Yani devrimcinin özel bir görevi olduğunu kabul etmemekle ben devrimciyim ve benim özel bir görevim var demek kesinlikle bir turnu sol. Yani öncü dediği Sertak. Meseleyi işte. Zaten halka yollamak değil mi? Yani halkın kendisine topu oraya atmak bir anlamıyla bu bir kaçış da. Kesinlikle. Tabii. O zaman bize ne gerek var? Evet. Yani halk kendi yapacaksa devrim abi. Bize ne gerek var? Bir de geçen programlardan birinde galiba bahsetmiştik. Eğer halk ya da işte bireyler tekil olarak kendileri için ve gelecekleri için ve toplum için iyi olanı, doğru olanı biliyorsa, yapabiliyorsa, ayırt edebiliyorsa zaten hani aydınlara gerek kalmazdı. Gerek yok değil mi? Yani diye. Kendine devrimci diyen insanlara ihtiyaç olması ya da devrimcilik bir bu misyonu, bu olgunun kendisiyle karşılaşmazdık zaten. Çünkü aynen. Genel akışı geçmişleri içerisinde ortaya çıkmış olmazdı. Olmazdı. İnsanlık kendi seyri içerisinde, genel akışı içerisinde zaten bizim bugünden bakarak söylüyoruz bunu. Geriden ileriye doğru bir ilerleyiş halinde giden bir akıntıya sahip. Bunu biliyoruz zaten. Ama bu akıntının sıçrayışlar göstermesi, hızlanması ya da mevcut olan pozisyonundan daha ileri bir basamağa taşınması işi tam da demin dediğimiz gibi öncünün görevi olarak adlandırılabilir. Şeyin yani tersinde hani liberal paradigmada zaten halk ya da toplum pek bir şey ifade etmediği için hani bireydir asıl olan evet. Ve varsayım da bireyin rasyonel olduğudur. Evet, devrim yani devrim bütün, tanım terim mi bile hani bireysel devrim değil ben, mi? Yani hani oradan kişisel gelişim. Kişisel gelişim diye işte kendi en iyi bilgileri elindeki bilgileri kullanıp kendin için en fazla fayda yaratacak olan işte tercihleri yaparsın. Olay bundan ibarettir. Dolayısıyla hani birilerinin bir örgütün falan toplum adına bir şeyler yani izin almadan, sormadan falan hareket edip böyle bir şeyler yapması zaten gereksizdir, aykırıdır hatta yani doğaya. Ben orada bir perspektife sahibim. Geçen programda da şey demek istedim, bu paternalizm meselesine girdik. Orada spesifik küçük bir örnek verdim ama onu bir olgusal, teorik bir örnek olarak söylemek istemiştim. Şimdi halk dediğimiz şey demin senin de bahsettiğin gibi şiirde de geçtiği gibi çok farklı niteliklere, karakterlere sahip bir şey. Mesela bunu Zülfü Livaneli bir madalyon metaforuyla anlatıyor. Muhtemelen o da Yaşar Kemal'den aldı. Daha önce böyle benzetmeler ya da metaforlar yapılmış da olabilir. Yani diyor ki halk madalyon gibidir. Bir yüzünde halkın tüm güzelliklerini, iyiliklerini, ilericiliğini görebilirken diğer yüzünde alabildiğini çirkinlikleriyle karşılaşırsınız diyor. Şimdi mevcut pozisyonda özellikle iktidarların, siyasal iktidarların hegemonyasıyla birlikte hem kültürel hem de siyasal alışkanlıkları alabildiğine çirkinleştirilmiş bir formasyonla karşı karşıyayız. Ve bu formasyonun kendisini nasıl yöneteceğine dair kendisinin karar vermesi kadar tehlikeli çok az şey var bence. Bir de zaten olarak. Kendisi karar vermiyor. Vermiyor işte. Yani mesele evet, de evet. O zaten. Kendisinin kararları aslında kendisine nasıl karar vereceğine dair daha önce şırınga aşılanmış çeşitli yönelimlere sahip bir şey. Öyle bir algı var yani sanki. Yani o yüzden bu çoğu zaman böyle refleksif olarak şey karşı durulan bir şey ama mesela doğada değil mi eşitsiz gelişim yasası var. İnsanlar arasında da var.
Şimdi ben bunu şeyde de yazdım geçen. İşte doğadaki eşitsiz gelişim yasası dedim. Birileri hemen atladı. Doğada yok eşitsiz gelişim yasası, kapitalizmde var. Oysa doğada eşitsiz gelişim yasası olmasaydı bugün biz olmazdık. Varlığın kendisi bunun üzerine kurulu. Evrim olmazdı. Yani eşitsiz gelişim yasası aynı zamanda evrimin de temel dinamiklerinden biri. Doğada eşitsiz gelişim yasası olmasaydı doğanın hepimiz bir ve aynı olmazdı. Şey olurduk. Hepimiz aynı şey olurduk. Doğanın hepimiz mikrofon olmazdı. Olurduk mesela. Ya işte şunu demek istiyorum. Ya bu gelişim dediğin gelişim zaman yasası, o zaman kapitalizm normalmiş gibi algılıyorlar. O değil. Hayır, ondan tabii. Bahsetmiyoruz ha. Zaten. Doğal olan her şey bizim kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani doğada bir sürü çirkinlik var. Yani bir şey doğada var diye o doğrudur diyemeyiz buna. Zaten insanlığın mevcut gelişim seyri ve bilinci doğadaki tüm çarpıklıklarına rağmen doğaya müdahale etme üzerine kurulu olmalı. Medeniyet. Değil mi? Doğadan kastım sadece dışarıda gördüğümüz tabiat değil. Nebati atmosfer değil. Aynı zamanda insan doğası, sosyal doğa, toplumsal yapımız. Dolayısıyla bizim buna müdahale etmemiz gerekir. Yani bu müdahaleyle insanları eşitlememiz, daha sağlıklı, daha güzel bir yaşam üretebilmemiz gerekir. Ama işte doğadaki eşitsiz gelişim yasası gibi toplumlarda da eşitsiz gelişimler var. Yani hem toplumdan topluma eşitsizlikler var, hem de aynı toplum içerisindeki bireyler arasında müthiş eşitsizlikler var. Bunu da körükleyen, zemin hazırlayan kapitalist sistem. Kapitalist sistem tabii bunu körüklüyor. Yani alabildiğine uçurumlarla işler bir hale getiriyor. Gündelik hayatta da öyle değil mi? Yani bir eşitsiz gelişim yasası dediğimiz zaman nedir? Yani sıradan herhangi bir bireyle, yani okuma olanaklarına sahip olmamış, çok kötü koşullarda yetişmiş, lümpen bir kişiliğe sahip olan, işte dışarıda gördüğümüzde demin senin de bahsettiğin gibi ya şu ayaklarını kapat da biz de oturalım toplu taşımada dediğinde sana anında kabadayılık yapabilecek, sana nobran tavırlarla saldırabilecek tipte insanlar da var. Şimdi bu insanların gündelik hayatına baktığımızda bilinçlerini şekillendiren çok az şey var. Din var, futbol var ve milliyetçilik var. Şimdi böylesi bir şekillenmiş kafanın, zihnin sağlıklı bir fikir üretebilmesi çok zor. Çok çok zor. Dolayısıyla biz sağlıklı fikir üretebilen insanların sağlıksız fikir üreten insanlara karşı bir sorumluluğu var. Bu sadece o insanlara karşı değil, aynı zamanda kendimize olan sorumluluğumuz. Kendi sevdiklerimize karşı olan sorumluluğumuz aynı zamanda bu. Yani şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Yani daha yanlış kararlar verebilme potansiyeline sahip insanları o potansiyelle baş başa bırakamayız ve kendi hayatımızı da onların o potansiyeline kurban edemeyiz. Yani mesela çocuğu olanlar bilir, benim yok ama çocuğumuzun olmasına da gerek yok bu örneği anlayabilmek için. Yani küçük bir çocuğu kendi haline bıraktığınız zaman, onun davranışlarını, tavırlarını kendi inisiyatifine bıraktığınız zaman işte yerde gördüğü küçük bir misketi ağzına atabilir, değil mi? Yani bu onun isteği, yani doğal bir refleksi aynı zamanda ve bir süre sonra onun boğulmasına neden olabilecek bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Yani daha üst bilince sahip biri olarak onu engelliyoruz. Yani toplumun tavırları, davranışları, ürettikleri fikirlere karşı da bence doğru fikirler üretebilecek bir topluluğun ya da bir insan grubunun, bir formasyonun o fikirlere karşı kendi fikirlerini dayatması bence çok doğru bir yöntem. Bu anlamıyla belki bir dahaki programın da konusu şey olabilir, seçimler ve demokrasi olabilir. Onu da parantez açıp burada yeri gelmişken söyleyeyim. Ben başka bir yerden gireyim. Yani söylediğin şeylere tam katılmıyorum ama oradan başlamayacağım. Şimdi bütün fikirler aslına bakarsan siyasi seçimler olarak ortaya çıkıyor, tamam mı? İdeolojik tavırlar ve siyasi seçimler olarak çıkıyor. Senin doğrudan siyaset yapmadığın, yani mahalleden itibaren örgütlenerek siyaset yapmadığın, siyasetin içinde doğrudan bulunmadığın, ki tırnak içerisinde burjuva demokrasilerinde, burjuva demokrasilerin tırnak içine alıyorum, böyle değildir. Yani dolayım vardır. Sen tabii, ne derler? Ha, gidersin sandığa oy atarsın. Şimdi bütün bu oy atma davranışı akıl dışılık üzerinden yapılır. Çünkü sen bütün siyasi davranışı bir oy atmaya indirgiyorsun. O da manipüle edilen bir şey zaten. Şimdi kampanya mesela bir örnek vereceğim. Şimdi mesela Duterte'nin modeliyle, tamam mı? Yani halkı kontrol etme modeliyle, yani akıl dışı siyasi iradesini kontrol etme modeliyle Türkiye'deki AKP modeli çok güzel birbirine uyuyor.
Ben eşleyebiliyorum bunu. Hani benzerliklerini, yapısal benzerliklerini hani çalıştığın zaman oturup görebiliyorsun bunu. Şimdi dolayısıyla buradaki önemli olan şey fikirlerin ne kadar doğru ya da yanlış olduğu değil. Tamam mı? Eyleme geçebilecek öznenin durumu önemli. Mesela biz ne diyoruz mesela kavram olarak? Öncü. Dünyada işte öncüyü neyle ikame ediyorlar? Aktivist. Yani doğru eylemleri yapan, doğru fikirleri savunan insanlar mesela. Şimdi ne diyor? Aktivist. Greta. En sevmediğim laf mesela aktivist. Yani tamam evet çevreyi ben de savunuyorum. Şimdi onların savunduğu her şeyi kategorik olarak ben savunuyor olurum. Bunda bir sorun yok. Peki aktivizmin ve öncülük arasında ne fark var? Öncü iktidarı almaya çalışan kişiye denir. İktidarı almaya çalışmayan kişiye öncü denmez. Yani şimdi Bastille için milleti fişfiklendiği zaman ki fişfikleme vardır orada insanları. Abi oradaki öncü ne yapması gerektiğine dair bir fikre sahip. Diyor ki abi diyor Bastille'yi ele geçirelim. Şimdi Bastille halk aldı. Bastille halk almadı. Halk kuşattı. Önceden tasarlanmış olan bir plan devreye sokuldu. İçeriye girildi bilmem ne ve olayların ayrıntısını anlatmayayım. Alındı. Zaten Fransız devrimi diye baktığın zaman da şöyle anlaşılıyor. Bastille alındı. Tak bir devrim geldi. Hayır. Bastille mesela siyasi hiçbir sonucu yoktur. Sıfırdır siyasi sonuç. Siyasi kazanım Şandomar katliamından sonra olur. Düşünsene arada kaç yıl var. Ama oradaki öncü dur diyor. Şurayı ele geçirelim. Hem hareket gücümüzü görelim. Hareket etme kabiliyetimizi görelim. Bir de buradan siyasi sonuç elde edebilir miyiz? Edemedi. Bak hareket başarılı. Siyasi sonuç yok. Şamdamar katliamı. Katliam var. Siyasi sonuç var ama. Elde ettiğin siyasi kazanç var. İktidara yönelik olarak hareket edene öncü denir. İktidar almaktır mesele. Yoksa ne halkı eğitmek yani bunlar çünkü kurtuluştaki sorunlar değildi. Bu kuruluştaki sorunlardı. Sen sosyalist bir toplum yapacağız, sosyalist devlet yapacağız dersin. Sovyetler Birliği ne yaptı mesela? Abi dedi burada bir sürü dil var. Dilden dile çeviri yapalım. Kırgızcadan Rusçaya, Rusçadan Kırgızcaya, Tatarcadan bilmem neceye, Bıkbıkçadan bir şeyceye. Yani anladın mı? Yani böyle sürekli diller arası çeviri. Çünkü bir sürü halk var. Bunlar kuruluşun problemidir. Kurtuluşun problemi eğitim olmaz. Daha kurtulacağız abi. Daha yani anladın mı? Hani o çünkü ne diyoruz mesela şimdi? Abi işte yatay eğitim, bir eğitim modeli kötü mü? Yani eğitim modeli kötü değil de şimdi özgür eğitimle sen mesela dincileştirilen, gericileştiren bir eğitime alternatif bir şey yapamazsın ki. Kafan mı iyi? Böyle saçma şey olur mu? İktidarı alınca yaparsın onu. Ama oradaki sıkıntı da işte o aktivistlerin öyle bir gündemi yok. Yani aktivist şunu istiyor. Ama işte bak senin iktidarı alanını kapatıyor işte. Yani senin evet, alanına ideolojik edin, olarak hegemonya koyuyor. O yüzden yani, öncünü nasıl göre bir de ideolojik savaş dediğin zaman o hegemonyayı kıracaksın. Onlar onu da kıracaksın. Ya onlar da iktidar olduğu gibi kalsın. Sistem olduğu gibi kalsın. Ama çevre daha iyi olsun falan. Ya da işte kimlik, cinsel işte yönelimleri farklı olan insanlara karşı eziyet şey edilmez falan gibi. Ama mekanizma aynı kalsın. Mekanizma aynı kalsın. Oldukları için bir çözümsüzlüğe gidiyor. Bak mesela bir şey söyleyeyim mi? Bunu veganlar ve vejetaryenler için söyleyeyim mesela. Et tüketimi azaldığı zaman tamam mı? Şu sistem içerisinde et tüketimi azalsın. İnsanlar bir yere sorar. Tamam ben et tüketmiyorum, yemiyorum desin. Tamam mı? Hayvan katliamında düşüş olması. Çünkü bakarlar derler ki aa bir dakika ya. Yeteri kadar satılmıyor. O zaman daha çok et sürelim. İnsanların gözüne eti daha çok sokalım derler. Hiçbir şey fark etmez. Deniz Göktaş'ın öyle vegan şakası var. Aynısını söylüyor işte diyor. Yani bir vegan ya da biri vegan olup vejetaryen olup et tüketimini azalttığı zaman et endüstrisi şunu demiyor ki ya işte evrim vejetaryen olmuş bir dana eksik keselim diye bir şey yok yani. Yani aynı miktarda tam tersine şöyle yani söylüyor. Aa diyor insanlar diyor böyle yapmaya başlıyor. Et tüketimi düşüyor. Daha fazla mal yiyelim ki. Reklam yapalım falan bilmem ne. Hatta o malı da ucuza getirmek için bunları iyice hormonlayalım ki iyice raflar dolsun. Gözüne gözüne sokalım. Hatta belki
Onun yanına başka türlü bir oyuncak verelim, ilgisini çekecek bir şey yapalım. Et tüketimi özendirecek bir şey yapalım. Yani çok kitlesel bir şekilde vejeteryan ya da vegan olma şeyi olursa ya, o zaman hani endüstri geriler. Toplumsal yani karar alma mekanizmasıyla olabilir zaten. Aynen öyle. Bugünkü sorun da aslında buraya bitişiyor. Yani şu meşhur şey lafı var Marx'la Engels'in. Burjuvazi kendi suretinde bir dünya yaratıyor diye. Kendi suretinde bir halk da yaratıyor işte. O yüzden yani halkın işte cehaleti, kaba sabalığı ya da işte küçük burjuva lümpen biçimleri falan, her ne orada gördüğümüzde rahatsız oluyorsak, son tahlilde hiç kimsenin kitlesel anlamda bundan kendi başına mesul olmadığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Yani içinde yaşadığımız toplum, kötü bir toplumsal mekanizma var. Yani hem özü problemli, hem de olgunlaştıkça böyle yani yaşlanan, çürüyen bir yapı bu. Ve bugünden çürümenin dibinde halkın geldiği halde ortada, buna şaşılacak bir şey yok. Bunda tiksinilecek de bir şey yok. Bir şeyden tiksineceksen düzenden tiksin, düzenin egemenlerinden tiksin. Onlar mesul çünkü. Yani biz eğitemeyiz diyoruz ya. Ya bu düzen öyle eğitiyor işte insanları. O, bu düzen de şey değil ki, yani hiçbir eğitimden geçmedi değil ki insanlar. Eğitim aksine var. Yani Netflix'in karşısında eğitiliyorlar, internet karşısında YouTube'da eğitiliyorlar, ailede, okulda bir sürü eğitimden, reklam panoları tarafından TikTok'ta eğitiliyorlar, TikTok'la eğitiliyorlar. Ve sonuç bu işte, ortaya bu çıktı yani hikayenin sonunda. Bu egemen sınıfın insanı bu işte. Bu yüzden bu hani halk için halka rağmen şeyi çok kritik bir söylem. Zaten bu yani. Bu demek. Bak, tabii. Problemimiz ne biliyor musun? Öncü tanımladığımız zaman şöyle zannediyorlar. Vay, kendini üste koydu. Hayır kardeşim. Ben öncünün görevini tanımlıyorum. Tamam mı? Kendimi halk çok cahil. Dur bakalım. Ben ona hemen bir bilinç vereyim. Bunu demiyorum ki. Ben eyleme geçirecek özneyi tanımlıyorum. Yani şimdi bak, dünya üzerinde hiçbir devrimcinin, İster burjuva devrimcisi olsun, ister başka bir şeyin devrimcisi olsun, hiçbir devrimcinin halka yönelik olarak şu cahilleri bir eğitim ya, bir türlü eğitilmiyorlar lafı yoktur. Ama bütün devrimciler bilir ki evet abi, o yani tabii ki cahil olacak. Yani imparatorluktan çıkıyorum mesela, cumhuriyete gideceğim. Yani, pardon, ne bekliyorduk yani mesela? Cumhuriyet düşüncesi olan bir halk mı mesela cumhuriyet devrimi yapıyor? Oğlum, böyle saçma şey olabilir mi ya? Düşünsene mesela Latin Amerika'dasın. Mesela Bolivar devrimi. Şimdi Chavez mesela neden Bolivar diyordu? Çok basit. Abi adamın dedesi 16 yaşında elinde orağı alıyor, Bolivar'ın ordusuna katılmaya gidiyor. Yani bilinç derken yani siyasi seçimlerden, ideolojik seçimlerden ve öncünün görevinden bahsediyor. Yoksa öncü şöyle üst bir yerdedir, bu buraya böyle bir akıl veriyor, sonra halk gidiyor yapıyor. Böyle bir şey tanımlamıyoruz. Yani bir ast üst ilişkisi yok. İkincisi bak, şey de çok tehlikeli. Şimdi halk, bu tanımlar neden önemli? Ondan sonra diyorsun ki devrim olacak mı? Söylüyorum. Devrim olmayacak lan. Türkiye'de de olmayacak. Dünyada da olmayacak. Neden? Dur abi, çünkü devrim olmaz. Devrim yapılır. Yapılır bu. Yani oluyor diye bir şey olur mu? O zaman bekleyelim. Evet. Baba benim derdim ne ya? Ben bekleyeyim. Sen yap abi. O da olsun. Şeyinin sözü müydü öyle? Devrim elma gibi ağaçta olgunlaşıp kendiliğinden düşmez. Sen gidersin koparırsın. Yani. Düşün, hani bir gün Twitter'dan okuyacak gibi yazıyorlar. Aa, devrim ne oluyor? Hayır, olmuyor. Bu da bunu diyenler muhtemelen öyle olacak. Bu ne olacak? Yani, İkinci devrim mu? Olduğun günün sabahı da yani işte 7 Kasım sabahı da burjuvalar çıkmışlardı Nevski Bulvarı'nda gece kulüplerinden. Ama bir garip ortalık falan diye etrafa bakıyorlardı yani. O çok önemli. Yani halkın aslında çok büyük bir kısmı siyasi sisteme karşı aslında kayıtsız yani. Hani öyle de olsa okey. Böyle de olsa, yarın öbür gün sosyalist devrim olsa çok büyük itirazlar olacağını ben zannetmiyorum. Keşke yani. Kayıtsız olsa. Şimdi o kayıtsızlık anları aslında Marksistlerin çok daha rahat hareket edebildiği ve kendi alan açabildiği anlar. Normalde kayıtsız değil. Birçoğu mesela devrime karşı büyük bir reflekse sahip. Sıradan insan. Sorduğun zaman onu söyleyebilir. Ama pratik
pratiği de biraz öyle zaten. Yani nasıl dünya devrim tarihlerine baktığımızda da öyle. Yani aman aman böyle yoğun kitlelerin katıldığı, halkın büyük desteğiyle olmuş devrimler yok. Desteklememiş olabilir ama karşısında da durmaz. İşte hayır, o süreçlerle alakalı. Yani kayıtsız kaldığı dönemler devrimcilerin kendilerini iktidara taşıyabildiği dönemler zaten. Ama bak kendisini iktidara taşımak halkın desteğiyle oluyor. Bak ama halkın desteği şöyle oluyor. Mesela o hiç olmazsa da olmuyor yani. Bir tabii. Güçtür abi bak halk. Şimdi bak bu güç nasıl oluyor? Şimdi Bolşevikler nasıl yaptılar abi devrimi? Bunlar parti bölündüğü zaman kaç kişiydi abi Bolşevikler? 20 miydi? 30 muydu? 40 mıydı? 100 müydü? Kaç kişiydi bunlar? Yani iki düzine adam bunlar bölündüğü zaman. Peki devrime giderken kaç kişiler partiye kaç kişi giriyor? 1 milyon. Bin, yani. Sayı böyle katlanıyor. Yani sen bir güç olarak bir şey yaptığın zaman birileri geliyor. Evet, halk gücün peşinde aslında. Amerika'da da şu süper sempati var sosyalizme. Ya sosyalizme süper sempati var diye adam kalkıp şimdi Amerikan Komünist Partisi'ne oy vermez ki. Yeteri kadar güçlü zaten henüz Amerikan değil Komünist yani. Partisi de komünist değil bu arada. Nedenini biliyor musun? Bir tane kongresinde şey vardı. Ben tutanaktan okudum. Lenin çok yerel ya diye böyle. Lenin çok yerelmiş. Sosyalizme sempati duymak bir halk desteği olarak önceye böyle otomatik olarak evrilecek bir şey değildir. Yani şimdi halk desteğini böyle otomatikleştirmemek lazım. Bir de bu bir eylemsel bir şey, bir yönelim, bir çark. Yani Bastilya'lındığı zaman da mesela şey yok. Hani böyle hadi bakalım bir Jacobenler kulübüne daha çok gidip katılalım. İşte Cordele de ne kadar şahaneymiş filan diye böyle oraları yığılalım diye bir şey yok bu ki. Bu devrimci durumla alakalı ama yani işte yönetenler tabii. Yönetemez hale geldiğinde yönetilenler de eskisi gibi yönetilmek istemiyorlar. O diyalektikten aynen. Müdahale edilebilir böyle bir pat durumu ortaya çıkıyor. Evet. Ettin etmedin tamam, geçmiş olsun. Tamam fırsat çünkü yani devrim kopartılıp alınan bir şey gerçekten. Beklersen dalında çürür. Aynen. Şeyi düşün 1905'in ezilmesi nasıl Rusya'da Bolşeviklerden önce? Aslında Çarlık her sorunu halletmiş abi. Herkesi ezmiş, sindirmiş. Ya devrimciler için çok kötü bir dönem Ekim devrimi öncesi. Hiç öyle hani güllük hani şey gibi bakılıyor bu devrim. Hani böyle süper bir ortam olacak. Bir de kültürel bir ortam olacak. Böyle bir bilinç ortamı olacak. O güzel, hoş ve o gül kokulu tabii o gül kokulu ortamda, o nezih ortamda diyeceğiz ki bak bir yere olgunlaştık. Bu neden devrim yapmıyoruz? Liberallerin tasavvuru farkındaysan. Evet. Yani mesela 68 atmosferi falan. Yani liberallerin devrimci dediği ortam Bundestag falan. Evet. Mesela Alman devrimi sırasında 1919-1920 mesela şey doğal bir hale gelmiş durumda. İnsan eti satılıyor el altından. Bu doğal hale gelmiş durumda. O kadar çürümüş halde ülke. Savaş, yıllarca süren emperyalist savaş, burjuvaların arsızlıkları. Yani devrimler hep korkunç zamanlardan çıkıyorlar. Ama kapitalizm de işte o korkunç zamanları getiriyor bila ihtiyar her zaman. Her seferinde döngüsel olarak o korkunç dönemleri, devrimci dönemleri getiriyor. Fırsatını yakaladın. Yakalamazsa kendisi yarım yamalak düzeltip yola devam ediyor. Jean-Pierre Jeunet'in de galiba şarküteri filminde orada yoklukta bir distopik bir ortam. Apartmanda yiyecek yok, et yok, gıda yok. Korkunç bir dönem. Ve yaşlı insanlar ortadan kaybolmaya başlıyor. Sonra kasaba et geliyor falan. Evet böyle daha ucuz yenebilir fiyata et geliyor. Peki şu diyalektiği gözden mi kaçırıyoruz acaba? Mesela dedik ya halk evet yani egemenler tarafından, iktidar tarafından yönlendirilen, perspektifleri şekillendirilen bir çeşit. Diğer programlara da atıfla söylüyorum. Oyun hamuru. Peki halk kendiliğinden pozisyonu ne? Yani egemen müdahaleyle evet eyvallah çok beter bir yere, çok beter bir pozisyona, çok beter bir çerçevenin içerisine sokuluyor ama peki kendiliğinden halk mesela bunun ne kadar bir parçası? Ya bilmiyorum tam cevabı olacak mı da şimdi bu Türkiye'de Konda Ipsos yapıyor Avrupa'da. Ipsos Türkiye'de de yapıyor benzer anketleri. Pew var. Pew Research küresel ölçekte yapıyor.
bu siyasi yönelim, işte ideolojik yönelim falan şeyleri nabız ölçen işte Edelman yapıyor. Bunların ekserisinde Türkiye için yapılanlarda en son Konda'nınkine bakmıştım. Şöyle sorular soruyorlar mesela halka. İşte devlet ekonomiye daha çok müdahale etsin mi? İşte 5 evet, işte katılıyorum, çok katılıyorum, az katılıyorum falan şeklinde. Yani %80-85 evet, devlet ekonomiye daha fazla müdahale etmeli gibi cevap veriyor. İşte zenginlerden daha çok vergi alınsın mı? Gelir dağılımı adaletsizliğini azaltmak adına. Yine %80-90 evet diyorlar. İşte üretim yaparken, tüketim yaparken çevreye, doğaya daha saygılı olunmalı mı sizce? Katılıyor musunuz? Evet, yine %80-90 evet diyorlar. İşte daha eşit, daha adil, daha demokratik bir ülke ister misiniz? Birbirine çelişkili 20 tane şey sorup hepsinde %95 evet cevabı alırsın. Hatta bir örnek daha vereyim. Zenginlerden daha fazla vergi alınsın mı ya? Evet dedirsin. Sonra o soruyu öyle bir sorarsın ki zenginlerden niye vergi alınıyor abi? Sonucu bile çıkarttırırım ben sana evet, soruya bağlı olarak. Ama bak bunların bir kısmı zaten ancak ve ancak sosyalizmde mümkün olabilecek şeyler. Ve hani o prensipleri aslında ayrı ayrı sorduğunda katılabiliyor. Ama işte fakat sosyalizm şey yani, gelsin mi dediğin zaman hayır diyor. Ama sen yani, Taç'ın da dediği çünkü gibi renksiz, gri ve çok evet, koyu bir şey. Burada hep konuştuk. Müzik ya, yok bir kere falan. O bilinci birleştiremiyor yani. Müzik var demiştin geçen. Var mı demiştin? Tek nota, doğa notası var. Tek notalı. Ama bak Sertaç'ın da dediği şey gibi yani aynı soruyu farklı bir yol ve yöntemle sorduğun zaman tam aksi bir cevap alman da mümkün. Ya çünkü halk bilinci dediğin şey halkın kendisi sel üstünde saman çöpü gibi. Yani alabildiğini istediğin yere yönlendirebileceğin bir pozisyon. O zaman ideoloji de akıl değil nakil iş. Öyle tabii. Tabii. Sabah. Öyle. Ama mesela egemenlerin direkt propaganda alanı dışında olmayan, örnek veriyorum. Yani bunu bir olgusal olarak düşünelim. Sadece siyasal refleksleri değil. Toplumdaki herhangi bir bireyin siyasal refleksi değil. Dağ başında kendi halinde yaşayan, kapitalizmle hiçbir neredeyse alışverişi olmayan bir soyut bir köy düşünelim. Yani Kafkasya'da 1800'lü yıllarda ya da 20. yüzyılın başında ya da 21. yüzyılda bir köy düşünelim. Buradaki köylüler herhangi bir ilerici hamleye, herhangi bir ilerici fikre nasıl bakardı? Yani, kendilerini ilgilendirme biçimine göre bakarlardı bence. Aynen. Yani Mao'nun büyük yürüyüşünde var. Savaş, iç savaş falan diyorlar. Ne savaşı diyor köylüler. Çünkü o dağa gelmemiş. İmparatoru da bilmiyor. O dağda yok abi. Çok yüksekteyiz ve hani bulutlara yakın bir yerdeyiz. Yani orada yok. Orada daha hala orada imparator bile yok. Yani orada hiç daha imparator da yok orada yani. Bu sen şiirle girdin. Şükrü Erbaş'ın da köylülerin için öldürmeliyiz diye bir şiir var. O da senin verdiğin cevabı söylüyor aslında. Hani evet, köylü hani sempatiktir böyle hani severiz işte halktır şeydir falan ama. Girişte onu da okuyabilirdik. Evet ben bilsem yani şiirde geldiğini ben de onu getirirdim. Ya arkadaş yani, işte bak şimdi sen dönüştürücüsün. Diğeri dönüştürücü değil. Sen dönüştürücü olduğun için burada bir çelişkiler toplamına bakıyorsun. Bak, ama hem, bak işte, hem Nazım'ın şiiri hem de o ağzına mesela vurularak düzeltilecek evet, adam aynı adam bu. Yani bu farklı değil ki. Yani şöyle söyleyeyim. Benim mesela Kadıköy'ün hiçbir sokağında tamam mı? Benim sınıfsal olarak benimle aynı yani benim nasıl diyeyim? Benim sınıfım Kadıköy sokağında yok. Benim sınıfım yok ama benimle aynı rock müziği dinleyen, aynı cazı dinleyen, aynı klasik müziği dinleyen kimlik tamam olarak mı? Kimlik olarak aynı kültürel çekirdeğe, aynı kültürel hatta çiçeğe sahip bir kitle var. Evet. Ben bu kitleye yakınlık duyuyor muyum? Hayır. Çünkü sınıfsal olarak karşımda. Ama sen kendi diğeri o ağzına vuracağım adam benim sınıf şeyim, dostum. Ama onunla yaşamıyorsun evet, mesela. Aynı sokakları. Ben buna tam olarak katılmıyorum. Onunla aynı sokakları paylaşmıyoruz. Hı? Aynı kafeteryaları paylaşmıyoruz. Kafeteryayı paylaşmıyorum. Çünkü kafeye gitmiyorum. Yani devrim gitmiyorum, tam olarak örnek veriyorum. Öyle bir şey dedi. Yani sosyal yani sadece tamam, pardon. Hayır ben uçlaştırmak için lümpen proletaryayı söyledim. Yani böyle olması gerekmiyor. Ben çelişkinin uç ucunu söyledim. En altta yani işçi sınıfını ve onun altındaki lümpen proletaryayı da bir ölçüde dikey keser. Orayı da ikiye böler. Ben şeyi önemsiyorum. Yani toplumda bir yandan da
ideolojinin sadece pasif alıcısı olan o geniş kitlenin dışında ideolojiyi tartışan, birbiriyle itişen, kakışan ve liberalizmin çok egemen olduğu bir, yani sadece orta sınıftan ibaret olmayan ama önemli ölçüde orta sınıfta oluşan bir toplam var. Ve düşünsel kavga da burada veriliyor aslında. Ve burada mesela liberallerin buraya doğru sürekli yaptığı bir salgıdır. O kaba saba cahil halktan nefret etmek. Ve yani ben buna baktığımda bu düşünceden tiksiniyorum gerçekten. Yani orada böyle maden kazası oluyor. Adam gidiyor mesela o kasabada AKP yüzde kaç oy çıkmış diyor. Bakıyor yüksek çıkmış, iyi olmuş diyor. Ha, bu, iyi olmuş demek tabii. Ya bu bunu diye tavır değil. İğrenç ama olmaz, iyi olsun demese de şey diyor mesela. Bak diyor içinden hala onu geçiriyor, söylemiyor. Diyor. Ama bu bir argüman olamaz mı? Yani iyi olsun değil tabii ki. O hiçbir argüman olamaz. İnsani hiçbir şey yok onun. Ama yani bu kadar çok mezalime uğramış bir toplumun hala aynı siyasal reflekslere sahip olması bu tür örnekler üzerinden bir argüman gibi olarak sunulamaz mı? Sunamazsın çünkü abi küçük yer ve adam bütün işi yani kime hangi işin gideceğini kontrol ediyor. Yani orası İstanbul değil. Yani bu mekanizmalar özellikle de bugün hani devletin çeteleştiği olarak tabir ettiğim siyasal mekanizmada sanki böyle bir takım hani özgür siyasal bilinçler ya da özgür siyasal iradeler varmış gibi yapmanın bir lüzumu yok ki. Çocuğu işe girecek, yeğeni işe girecek bilmem ne, o da o suyun başında. Şimdi bunu söylediğimiz andan itibaren kimsenin işte o ağzına vuracağımız diye adlandırdığın o formasyona da hiçbir şey diyemiyorsun. Onu artık meşrulaştırmış oluyorsun. Hayır hayır. Çünkü o zaten kendi tercihi değil. Hayır abi, meşrulaştırma değil. Biz ağzına vuracağız. Biz yani o adam gidip öteki partiye oy verse bir şey değişmeyecek ki. Hayır bak burada oy verme davranışını tanımlıyorum ben. Mazur görmek için söylemiyorum. Ama yani önce anlayacağız bunu. Hani hangi mekanizmanın ne işe yaradığını, hangi toplumsallığı ne ürettiğini anlayacağız ki. Çünkü ondan sonra vay şeye geliyor. Bak gördün mü şapşallar hala AKP'ye oy veriyorlar. Abi mekanizma öyle dönüyor yani. İşçiler veriyor sosyal, ama yani. İşçiler sağcılar değil de sosyal yani, demokratlara oy verdiğinde iş kazalarında öyle insan sayısı azalıyor. Azalıyor mu yani ayrı yani? Zaten Soma Holding'in patronu AKP'li değildi galiba, CHP ile bir yakın bağı vardı diye aklımda kalmış. Mesele oradaki yani. O spesifik örnek değil. Söylemek istediğim şey şu. Yani şimdi bir laf var. Bir musibet bin nasihattan yeğdir diye. Değil mi? Yani bu topluma sen binlerce kez bir şey anlatsan bile bir tane pratikte yaşanmış bir örnek fikirlerini değiştirebilir anlamına geliyor ama görüyoruz ki yani bu şiddetli örnekler bile fikirlerini değiştirmek için yeterli değil. Sen neden fikrinin yeterli değil? Değiştiğini görmüyorsun. Eylemi değişmiyor. Yok, fikri de değişmiyor. Yani abi onu bilemezsin. Adam kafasındaki bak. Bilebiliriz bunu 20 yıldır. Bilemezsin. Ölçüm şeylerimiz var elimizde. Her kafada olan şey dille ifade edilir bir şey değildir. Şey diyor yani, yani şunu diyor. Sosyalist bile olabilir. Yani onu isteyebilir ama işte gider CHP'ye oy verir ya da işte AKP'ye oy verir ya da AKP'ye oy verir. Çünkü o küçük kasabada, o küçük ölçekte, o kısa zamanlı çıkarı, ihtiyacı, çoluğunun çocuğunun işte okula gitmesi vesairesi. Yani bu insanların davranış örüntüleri, siyasal davranış örüntüleri de sadece egemenlerin onları yönlendirmesiyle alakalı değil. Bu insanların genel olarak ya toplumun doğasında olan bir şey bu aynı zamanda. İnsan, sıradan insan ya da belli bir formasyon haline gelmiş toplum her zaman için ilerici hamlelere ve fikirlere karşı bir refleks sergiler. Bu ister egemenler tarafından onların zihinlerine pompalanmış gerici fikirler nedeniyle olsun, isterse de hiç egemenlerle böyle bir bağ kurmadan kendi doğallığında olsun, böyledir. Abi çünkü yani bak sen fikir ol... Hayır bak sen şimdi diyorsun ki ilerici bir fikre tepki veriyor. Ben de diyorum ki bu konunun tam... Bu konu mesela tartışılabilir bir konu değil. Konu olarak saçma. Neden biliyor musun? Çünkü aslında bir fikre tepki vermiyor. Gündelik olarak yaşayan insanlar. Yani hiçbir güvencesi olmayan insanlar. Ki bu insanların çok şey öyle. Yani bak bu ülkede ortalama ücret değil. Asgari ücretten bahsediyoruz. %50'si asgari ücretle geçiniyor. Yani geçinmiyor. Tamam mı? Aç aslında. Hayatta kalıyor. Hayatta kalıyor. Şimdi bu kadar güvencesi olmayan insanlar
Az önce ne dedim? Tilki gibi kurmaz olmaya da çalışabilir. Bencil de olabilir. Bilmem ne de olur. Yani çürüme tabir ettiğimiz şey budur zaten. Yani bencil olur. Şunu ihbar edeyim de bilmem ne de olur. Şuradan iki kuruş gelecek. Çünkü bak top ahlakı böyledir anlamında söylemiyorum. Ama hakim olan şey bu olur. Çünkü gündelik yaşıyor. Tamam, aynı şeyi yani, söylüyoruz da. Ama bir düşünce meselesi hayır, değil o. Yani mesele bir pratik şu, yani meselesi o. Sadece pratik değil yani. Bu insanların davranışları, her türlü davranışı kaçınılmaz olarak bir düşünceye tabi. Çünkü davranış da insan davranışı ön nihayetinde bir fikrin yansımasıdır değil mi? Değil yani, her zaman değil. Hiçbir yani, davranışımız o, bilinçli her tavır yani insan tavrı bilinçli bir tavırdır. Yani biz her zaman değil bak. Yani o psikolojide var. Kognitif dissonance diye. Yani o bilişsel kopuş yani başka bir bilincim vardır. Yani şunu bilirsin. Sigara sağlığa zararlıdır. İçmesem daha iyi olur dersin bilinçli ama içersin. Yani işte pratikte. Pratikte içersin de onu ben... Böyle kopuş mesela, olabilir yani. Bir anda elinde sigarayı bulmuyor. O sigarayı yakma değil mi? O pratiği sergilerken bilinçli bir eylem var orada. Ben bundan bahsediyorum. Kişisel örnek. Tamam. Her türlü tavır, her türlü davranış, her tamam, türlü insan davranışı eğer mental bir problemi yoksa o bilinçli bir şeyi ifade eder. Hocam, süreci yani, ifade yerleşik eder. Yerleşik yani, toplumsal üzüntüler bireysel bilinci ezer her zaman. Şekillendirir onu belli bir asimile eder tamam, ve belli bir yere doğru zaten ittidir. Orada çok diyalektik bir bağ var yani. Toplum içerisindeki bireyin bireysel tavırları ile toplumun belirlemiş olduğu kültürel kodlarla hareket eden toplumun tavırları birbirleriyle diyalektik bir ilişkiye sahip. Toplum dediğinde en nihayetinde bireylerden oluşan bir bütünlük. Değil mi? Yani ben mesela yani, sınıflarda oluşuyor derdim. Abi bireylerden oluşuyor dediğin zaman bireylerden de oluşuyor, sınıflardan oluşuyor. Hepsinden birden zaman, oluşuyor da bireylerden oluşmaz anlamına gelmez hayır, elbette. Ama öncelikle sınıfların arasındaki ilişkinin toplumu oluşturduğunu ve devindirdiğini söylerdim. Tamam, her sınıfta çeşitli bireylerden oluşur yani. Tamam abi, bireylerden de oluşuyor da bak şimdi bireyler böyle iradelerini her zaman ortaya koyup da o iradelerini gerçekleştiren kişiler değil zaten ki. Bunu geçen programda da söyledik. Evet. Bugün de söylüyoruz. Oyun hamurdur dedik. Yani yok, ben oyun hamuru demiyorum. Oyun hamuru dediğin zaman da bu sefer yok, ben hani hak veriyorum. Yani bir yanlış bir ifade kullandım. Ama yani anladım senin dediğini. Yani liberal manada şey demiyorsun sen. Yani toplum halk bireylerin toplamından ibaret, aritmetik toplamından ibarettir'i kastetmiyorsun ama hani toplumun içinde evet bireyler vardır. Hani onlardan oluşur falan. Demin ki bireysel tavırdan bahsederken toplumsal tavırın daha belirleyici bir şey olduğunu söyledi Nevzat. Ben o yüzden yani toplumsal tavırla bireysel tavır arasında bir diyalektik örüntü var demek istedim. O anlamda söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bak şimdi dediğin şey doğru olmakla beraber şöyle de yanlışlanabilir. Şimdi bu katılım biçimi, tamam mı? Yani bu düşünceye katılım biçiminin bir gündelik hayatta bir pratiği var. Yani 70'lerde halk daha eğitimli, daha bilmem ne vesaire olduğu için bütün ağaçlar sola yatıyor değildi ki. Şimdi o lümpen diye baktığın kesim, yani bugün milliyetçilik doldurur, geçmişte de sol dolduruyordu. O kitle senin kitlendi. Çünkü sen yani, güçtün, o insanlar zaten, senin yani, yanındaydı. Bugün de aynı mahallelerde sağcılığın girdiğini görüyorsun. Yani neden? İşte uyuşturucu üzerinden, bilmem ne üzerinden, bir çürüme üzerinden siyaset ve ideolojik bir dönüşüm meydana getiriliyor toplumsal şeyde. Yani işte ben bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Yani sonuçta bir tarafta sermayenin yeniden üretimi var toplumda. Kapitalist toplumda yaşıyoruz. Yani sermaye birikemez hale geldiğinde her şey duruyor. Geri kalan her şey duruyor. Ama bir yandan da insanların yeniden üretimi var, geçimleri. İnsanların geçimleri sermayenin yeniden üretimine bağlı. Sermayenin birikimine bağlı. Bu kapitalizm olduğu için. Dolayısıyla yani insanların mesela sermaye birikimi ne kadar çürükçül hale gelirse ki günümüzde mesela 40 yıl öncesi, 50 yıl öncesine göre çok daha çürükçül bir biçimde birikiyor sermaye. Evet. Çok daha ticari ve finansal yöntemlerle birikiyor. Kesinlikle. Ve bu insanların geçim biçimlerine de yansıyor. Mesela dikkat edin, insanların bireysel geçim arama yöntemleri, biçimleri de ne kadar çürükçül, ne kadar üçün beşin peşinde koşan kumarbazane biçimler kazanıyor. Yani bu işte burjuvazinin kendi suretinde bir halk yaratması da aslında buraya çıkıyor. Bu düzenin dışında yaşamak diye bir şey yok. Yani kimse düzenin dışında yaşayamaz. İşte öncü de diyecek ki buraya müdahaleyi nasıl yapacağım? Olay bu.
Asıl derdi öncünün budur. Buraya müdahaleyi nasıl yapacağım abi? Ve bu meşru bir müdahaledir. Herhalde yani, yoksa çünkü iktidar almak istiyorsun. Yani iktidara gidip burada 20 kişi alamayacağımıza göre. Yani liberaller çünkü, de diyor ki gayrimeşrudur. Gayrimeşrudur. Halkın çünkü liberaller şöyle diyor, 80 milyon olarak alalım diyor. Böyle tabii, diyor. Aynen. Yani fabrikanın kilidini yani üstüne kapama diyor. Böyle bir konsensüs biçiminde alalım diyor. Özgürlüklerle alalım diyor. Referandumla şeyle. Ya dolayısıyla ben şeye katılıyorum Serhat'a. Yani herhangi bir verili anda düzen işlerliğini koruyorsa sıradan insan da o düzenin bir parçası olarak hareket eder. Hem eylemiyle hem düşüncesiyle ve hem de söylemiyle. Zaten mesele düzenin pek işleyemez hale geldiği anları yakalamak. O yüzden yani ben dönelim şu liberallerle biraz daha itişelimden yanayım. Yani mevcut durumda düzen işlerken düzenin iğrençliğine eyvallah diyen halkı iğrenç bir şey olarak, sanki böyle tarih üstü bir iğrençlik onda içkinmiş ve insan kötüymüş gibi görmek o liberallerin söylemi. Hem tabandan gelsin diyor, hem de iğrenç diyor. Hadi. Liberaller tabandan bir şey gelsin falan filan dedi mi? Liberaller hiçbir şey gelsin demiyor. Yani her şey aksın diyor yani. Aksın. Ama bir yandan da şey demek zorunda. Yani insanlık adına ve daha önemlisi henüz doğmamış insanlar, tarihin geleceğinde ortaya çıkacak insanlara dahi sorumluluk hisseden insanlara da dönüp diyorlar ki işte bu koduğumu çarıkları için değmez. Ya bir köy evinde vurulursun ya 30 sayfa teorik makale yazarsın, kimse okumaz diyorlar. Şimdi birincisi ya, o teorik makaleleri zaten halk okusun diye yazmıyoruz. Başta konuştum. Birbirimiz okuyalım, tartışalım diye yazıyoruz. Bir dakika ya. Evet. Öyle mi abi? Tabii canım yani. Düşünceyi taşıyacak, tartışacak olan o ara katmanda biraz kavga edelim, biraz birbirimizle tartışalım, fikirlerimizi paylaşalım. Orada bir önce örgütlenelim diye yazdım. Önce kendini eğitir derken de Sertaç herhalde onu söylüyordu. Hı. Ya da buna benzer. Evet, evet, evet. Yani Das Kapital'i köylülere okutmayacağız yani. En azından devrime kadar. Evet. Sonra okutur musun? Abi Lenin'in empiriyokritizmini bak söylemekte zorlanıyorum. Abi kaç kişi anlayacak acaba? Eğitimleri getireyim, onlar anlıyor mu? Yani işte. Yani devrimi yaptıktan sonra ve yeni, ya o devrimin kuruluş sürecinde yeni insan ortaya çıktıktan sonra şaşıracağımız kadar çok insan anlayacak ama. Tabii. Bir yandan da şey var yani, devrimci düşünceler devrimle beraber normal düşünceler haline geliyor. Ya, halkın öncüleşmesi artık. Evet, tüm yani, bir halkın öncü diye adlandırdığımız formasyon gibi düşündüğünü, o fikri üretim sürecinin bir parçası olduğunu düşünseniz de şu zenginliğe bak. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ve yeni ne fikirler değil evet mi? Evet. Tam dediğin yerden Nevzat bir katkı yapayım. Hani dedin ya hani devrimden sonra devrimden önce böyle çok ilerici gibi görünen şeyler sonra bir normalleşir dedin. Hı. Yani böyle özettiğim en azından söylediğin şeyi. Bir örnek vereyim. Mesela bugün bize vatandaş ya da hani yurttaş ne kadar böyle basit ve sıradan geliyor biliyor musun? Bunu anlatsana Fransız devriminde yurttaş ne demek diye. Hemen öncesinde anlat abi, yurttaşlık olacak de mesela. Yani, anladın mı? Yani tepki bu olur mesela. Sonrasında bak yüzyıllar içerisinde ne kadar böyle üzerinde hiç kimsenin düşünmediği ve çok böyle ortak hani bir konsensüsün var olduğu bir şey haline dönüşmüş mesela yurttaş. Ve tersine burjuvazinin iktidarı çürürken o kavram da çürüyor mesela, tekrar parlıyor. Yani aynen öyle. Yurt, o nüfusu yurttaş olarak hukuk önünde eşit halinden bile çıkartıp tekrar o sıradanlaşan kavramda işte şu anda mesela çürümüş durumda, tam senin tarif ettiğin şekilde. Şimdi yani şu anda norm olan işte birey, her şeyi birey üzerinden, işte individual İngilizce. 300-400 sene önce öyle bir şey, kavram yok yani. Hani toplumdan bağımsız, böyle toplumdan ayrı ele alıp düşünebileceğin birey falan mi? Böyle kendine ben yaptım, benim falan gibi bir şey yok. Şimdi de işte bu toplum yok değil mi? There is no society yani. Toplum diye bir şey yok. Işte. Aynen, Thatcher şeyi. Ya, tek kişilik tabak bile yok. Yani özellikle. Misal yani aynen. Işte. O postmodern dönemle beraber ya da hemen öncesinde işte 50'li 60'lı yıllarda dehşet bir şey var. Yani o küçülme, daralma, bireyselleşme işte bunu şeyle de ilişkilendiriyorlar. Atomun
bulunması, atom altı parçacıkları falan filan. Yani alabildiğini bu postmodern dünyada her şey bireyselleşiyor. Bireyselleştikçe de küçülmeye başlıyor. Yani tek kişilik koltuklar, tek kişilik evler, tek kişilik bilmem neler. Tek kullanımlık tek diş kullanımlı macunu şeyler falan gibi. Yani bu şey ideolojik olarak işte aydınlanmayla, sistemik olarak kapitalizmin yayılmasıyla norm haline geldiği gibi. Dediğim gibi hani her rejim kendi bireyini üretir. İnsan. Kendi insanını üretir. Öyleyse bu tersine döndüğünde de bugün işte toplum yok denilen şey toplum vara dönüşecek yani. Yani bugün mesela toplum yok, birey var da o zaman ne olacak? Birey yok, toplum var olacak yani. Yani liberaller haklı, bu kadar feda mıyız? Ya aslında başta açılan tartışma bence çok kritik. Onu biraz daha işleysek daha iyi olurdu. Yani halk dediğimizde ne anlıyoruz? Yani tamam, ucuca eklenmiş bireyler anlamıyoruz. Ha bir yandan da sadece işçi sınıfında anlamıyoruz herhalde yani. O aradaki işte düşünsel kavganın üç aşağı beş yukarı içinde gerçekleştiği kesim bir yandan burjuvazi açısından da yanında tutulması gereken kesim. Yani burjuvazi orta sınıfları kendi yanında, kendine özenen halde tutmaya çalışıyor ki orta sınıfları kullanarak işçi sınıfına ve lümpen kitlelere doğru ideoloji salgılıyor. Yoksa arada öyle bir aktarım kayışı olmasa, yani sadece gazeteye yazdığıyla da olacak bir şey değil. Yani mahalledeki bakkalda konuşacak, arabadaki çakal taksiciyle konuşacak falan filan, ideoloji öyle de yayılıyor. Ve yani bir taraftan bunun işte yani daha lümpen, plebyen tarafları olmakla beraber bir tarafta da yani düşünen, okumuş, kafası çalışan, insanlığın üç aşağı beş yukarı binlerce yıldır biriktirdiği o düşünce sistematiklerinden haberdar olan insanlar, ki bu insanlar aynı zamanda devrimcilerin de olağan koşullarda muhatabıdır sürekli. Buraya yönelik ideolojik mücadele gerçekleştiririz. Burada korkunç bir halk düşmanlığı var. Yani tamam, halkın bu haliyle sevilecek bir tarafı yok ama mesele zaten sevmek sevmemek değil ki. Yani bir insanları sevdiğimiz için devrim yapmaya falan çalışmıyoruz ki. Yani hep bir şey var. Yani sanki devrimciler devrimi başkaları için yapıyorlar. Böyle bir mitoloji var. Yok. Evet, aynı zamanda kendin için de. Bu programın başlığı da aslında biraz bu tam olarak bu söylediğin şeyle alakalı. Yani evet. Bu halk için değer mi dediğimiz zaman biz kaçınılmaz olarak dışarıdan bir perspektifle, dışarıdan bir laf söylüyoruz değil mi? Bu halk için değer mi? Yani biz sorunun saçmalığını aslında evet, tartıştık. Evet. Yani bu soru saçma abi. Yani abi bu... senin benim için değmez mi yani? Sosyalizm yani, yaşasak ne güzel olur yani. Ama orada da şöyle bir sıkıntı olmuyor mu? Yani kendimiz için okey. Fakat en çoğumuz devrimi görmeyecek. Yani görebiliriz eyvallah. Ama görmeme ihtimalimiz de yüksek. Ama görecekmiş gibi yaşıyoruz yani. Zaten devrimci görecekmiş gibi yaşayandır. Görmeyecek olsa bile boş ver orasını. Evet. Az önce şeydi, 1905 devriminden bahsetti. Sonra bir ondan kısa bir süre sonra Lenin şey diyor Krupskaya'ya. Artık çocuklarımız için yapıyoruz tabii bu işi diyor. O da ondan inanmıyor. Ondan sonra. 6 ay sonra. Geçmiş gitmiş olsun yani. Ya da mesela bu şeyin Leopard diye bir film var Visconti. Bu ha, yani evet. Garibaldi devriminin Sicilya'ya uzanmasını anlatıyor. Orada bir toprak sahibinin devrimle nasıl başa çıkmaya çalıştığını, çok iyi filmdir. Orada arada bir yerde şey diyor. Ya yani onlar tabii eski egemenliği bir ölçüde korumaya çalışıyorlar. Her şeyi değiştirmeden hiçbir şeyi aynı kılamayız diyorlar. Yani her şeyin aynı olması için her şeyi değiştirmek gerekiyor. Bizim yapmak istediğimizi tam tersi. Herhangi bir şeyi değiştirebilmek için bugünün toplumunda her şeyi değiştirmemiz lazım. Kendimiz için biraz bir şeylerin daha insancıl, daha iyi, daha düzgün olmasını istiyorsak her şeyin değişmesi gerekiyor. Çünkü geldik sonuna dayandık artık. Yani. Ya bir de bak, şimdi bu iş böyle bireysel psikolojiyle alakalı bir şey değil. Şimdi bana desen ki yani işte kalabalıktan hoşlanıyor musun? Hayır. Yani beni kategorize etmeye kalksam mesela mizantrop daha iyi olur mesela, insandan kaçan. Ya bunun ne ilgisi var ama yani konuyla, anladın mı? Hani benim psikolojik olarak nerede kendimi rahat edip hissetmediğimle yani politik olarak ne politik yapacağım? Politik olarak ya bu böyle ya, o zaman hani psikolojimize göre ideoloji olmaz ki abi, ya da psikolojimize göre
siyasi yönelim, o zaman bir gün faşist olurum, bir gün bilmem ne olurum, öbür gün de başka bir şey olabilirim yani. Her dakika değişebilirim, psikolojime göre ideolojim değişir yani. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bipolar olduğunu mu itiraf ediyorsun? Yani bir öyleyim, bir öyleyim. Hangi yani. Günler faşist oluyorsun? Hangi günler? O gün gelmeyelim diyor mesela. Böyle bir şey değil ki. Hani bu duygusal değil. Hani bireysel bir mesele değil. Bu böyle bir şey değil abi. Yani kendimize psikolojik bir soru sorup cevabını veriyor değiliz ki. Halk için değer mi ya da halk güzel midir? İnsanları seviyor musun? Ne diyorsunuz abi? Yani bu hani dondurmayı seviyor musun gibi, halkı seviyor musun diye sorulmaz ki. Ama Serhat'ın söylediği bir şey çok önemli. Öteki taraftan da yani aslında kendisi de liberal olan bir başka sol yorum. Libero olan dedi. Liberal olan tuhaf bir böyle halk sevicilik pompaladı. Yıllar yılı. Öyle yani her neyse ya, kitle kuyrukçuluğu, halk ne yaparsa iyi yapar, halk ne eylerse güzel eyler, işçinin halkın sağcısı iradesi. Solcusu olmaz. Bak halkın iradesi bu, var. Bunların hepsi aynı zamanda devrimcilik şeyini, ödevini ve işini çürüten şeyler. Çürüten sen işte halkın evet. Değerleri mesela değil mi? Yıllarca soru içerisinde de şeyi gördük, halk değerleri adı altında bir sürü gericiliğe varacak uygulamalara kapı açıldı falan. Yani tabii. Toplumsal normlar. Öyle çünkü halkın değerleri dediğin şey. Halkın değerleri dediğin şey. Tarikatta sivil toplum kuruluşu oldu zaten. Mesela şimdi halkın değerleri dediğin şey Demokrat Parti zamanında toprak ağalığına, toprak feodalizmine yaslanarak ürettiği o kavramsal bütünden, yani kavramsal bütün derken hani fiziksel bir temeli var mı? Toprak ağalığına yaslanarak bir kendisine bir siyaset alanı açıyor ya. Bugün mesela o halkın değerleri dediğin şeyler oradan mesela çekirdeğini işte tohumunu orada bulan şeyler değil mi? Bu halkın değerleri sanki böyle kendi kendine oluşuyormuş gibi davranmanın lüzumu yok. Yarın da başka bir şey olur abi halkın değeri. Ama tersine halkın değerleri içinde yani daha kentli, ilerici, yani cumhuriyetten beslenmiş şeyler de vardır kaldığı kadar. Artık yani. Programın başında söylediğimiz gibi madalyon gibi halk gerçekten. Hı hı. Halkın değerleri dediğimiz şey de aslında bir madalyonun iki yüzü gibi. İçerisinde çok kıymetli değerler diye adlandırabileceğimiz şeyler bulacağımız gibi tamamen yani yüzüne bile bakılmayacak kadar rezil çeşitli fenomenlerle bile karşılaşmak mümkün. Tabii canım, bir köy dolusu erkek bir tane kız çocuğun ırzına yani. Geçer. Herkes bilir, herkes susar böyle şeylerde. Olur, mümkün. Kaç tane yani. Olay çıktı böyle? O zaman buna bakıp değmez abi diyelim ve kendi kendimize bir halk mı yapalım? Evet, halkı ya bir yerden zaten mi istetelim? AliExpress'ten mi getirelim? Ne yapalım? Bir de halk için mi yapılıyor bu işler? Yani demin onu söylemek istedim aslında. Yani bunun neresindeyiz? Halk dediğimiz çemberin içinde miyiz? Dışında mıyız? Yani eğer içindeysek biz zaten halk için bir şey yapmıyoruz. Aynı ne tam içindesin ne tam dışında işte yani. En nihayetinde bir birey olarak, sıradan bir birey olarak hepimiz toplumun bir parçasıyız. Toplumun bir ferdiyiz. Yani kendi hayatımızı bile düşünürken aslında toplumsal olan bir şeyden bahsediyoruz. Kendi bireysel kurtuluşumuzdan bile bahsettiğimizde aslında bir toplumsal kurtuluş da mümkün olabileceğini biliyoruz. Çünkü biz toplumun bir parçasıyız. Biz sadece biz değiliz. Biz aynı zamanda arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, annemiz, babamız, sevdiklerimiz, çocuklarımız ve bir bütün olarak apartmanda yaşayan diğer insanlar, mahallede yaşayan diğer insanlar, aynı kültürü paylaştığın diğer insanlar, aynı sınıfın değerlerine sahip insanlarla beraber varız yani. Dolayısıyla bir siyasal dönüşüm dediğimiz zaman biz bunu Ahmet için, Mehmet için yapmıyoruz. Evet. Biz bunu aynı zamanda kendimiz için yapıyoruz. Sevdiklerimiz için yapıyoruz. Yani mesela tabii şu da var. Şimdi biz halk dediğimiz zaman hep katmanlardan bahsediyoruz ya. O katmanlar işte eylem sırasında aslında yerli yerine oturuyor. Daha önce de söylemiştim ama burada ikinci tekrar olacak ama şimdi Spartaküs hani hep öyle verilir ya sana. Genelde hep kastlıdır gladiyatörler ve seksi oluyorlar nedense. İşte Hollywood'da öyle kastlı seksi erkekler benim oluyor. Gibi. Evet abi yani hep öyledir gladiyatör. Adamın ordusunun böyle sürekli gladiyatörlerden oluştuğuna dair bir fantezi geliştiriyorlar ya. Kardeşim ne alakası var? Adam gidiyor köye, diyor ki biz diyor Roma'ya isyan ediyoruz. Sen de zaten insandan sayılmıyorsun. Yani baktığın zaman o halkın içerisinde insandan sayılmayan plebler var. Yani daha insan değil. Bırak halkın bütün olması. Gel diyor biz de beraber isyan edelim. Tamam diyor.
dedesini alıyor. Dedesi var ya da çok yaşlıysa bırakıyor. Çoluğunun çocuğunu alıyor. Şaka değil yani, çünkü orada öyle geziyor. Tabii çoluk çocuk hareketli bir toplum olmuşlar. Hareketli toplum olarak geziyor. Yani ülke gibiydiler. Sanki yani ordunun, hani kadınlar çocuklar evde bekliyordu, ordu gidiyor. Yok kardeş, hepsi beraber gidiyor. Şimdi ordusu bu adamın, yani gladyatörlerden kurulu bir ordusu yok. Halkın... Ama öncüler gladyatör sanki yani. Öncüler şimdi o okulu, gladyatör okulunu yıkan adam gladyatör tabii. Ama hani ordu gladyatör değil. Öncüsü, şimdi savaşmayı kim biliyor? Şu biliyor. Tamam abi, önce olacak, ne yapalım yani, hani köylü mü olacaktı öncüsü, o biliyor mu bir şey tutmayı? Tabii ya da Che ile Fidel'in de hani arkasındaki hepsi böyle eğitimli askerler şeyler falan değiller yani. Değil de, abi yani. Nasıl olsun böyle bir şey yani, olabilir mi ya böyle saçma bir şey? Ama yani gladyatörlerden sanki Roma'yı yakacak ordu çıkartıyor. Ama bak, halkın içerisinde, tırnak içerisinde, o geniş toplamın içerisindeki bölünme de aynı zamanda böyle bir şey. Yani halk dediğimiz zaman bölünmeyecek bir toplamdan bahsetmiyoruz ki. Çünkü içinde burjuva da var. İşte toplumsal tabakalaşmada işte burjuva olmasa bile ranttan beslenen var, bilmem ne var. Burjuvanın içinde kendi lümpeni var, bilmem ne. Yani bir sürü tabakası var. Bu kendi içerisinde de aynı zamanda bölünebilir, hareketlenebilir. Saflarını da olay esnasında, yani devrimci durumda sıklaştırabilen katmanlar var sonuçta burada. Bir de bak, o dönemlerde köleliği işte yıkmak için bu hareketler başlarken, ilerlerken, büyürken buna direnen köleler de var. Yani köleliği kabul eden, kabullenmiş, ya evet yani biz köleyiz. Onlar yani bu tabii normal. Hani bu böyle ya zaten. Doğası da öyle. Bak, zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir köle ikinci bir zincir için her şeyi satabilir, yoldaşlarını da. Yani dolayısıyla hani sorarak bu iş olmaz yani. Hani sorarak olmuş olsaydı bugün hala kölelik ya da işte feodal düzende devam ediyor olurduk. Üstelik ayaklanan köleler de genel anlamda böyle köleliği ortadan kaldırmaya falan çalışmıyorlardı. Kaçıp gitmeye çalışıyorlardı. Tabii, aynen yani. Ama şey, o kadar büyük bir şey yapmış oldular ki. Burjuvazi halk seviciliği yapar. Böyle bir halk seviciliği, özellikle burjuvazi yapar. Kendi tarihi için soralım bakalım. Burjuvazi mesela aristokrasiye şey yapmış mı? Sormuş mu mesela ya da? Hani burjuvazi oluşurken birilerine aynen dönüp sormuşlar mı yani? Tabii. Acaba bu isteniyor mu diye. Referandum mu? Ha, referandum yani mu olmuş? Burjuvazinin çıkışında bir referandum var mı? Abi tabii, hani aristokrasiye karşı mıyız acaba diye var mı mesela? Tabii ben yani bu konuları derslerde falan konuşurken genelde bu şey geliyor, tamam mı? Hocam tamam, öyle böyle diyorsunuz falan. Sosyalizm şu bu da ya da devrim. Yani insanların, geniş kitlelerin rızası olmadan işte bu... Nasıl sen işte sen bu ticari yapıyı falan mı yapıyorsun? bir de yani sadece rıza değil, şey de yani, kitleler bilinçlenmeden nasıl devrim olacak? Bu mesela çok sık sorulan sorulardan biri değil mi? Halk bilinçlenmeden nasıl devrim olacak? İşte ya, bak, ne alakası var ki? Jacobenler yani önce cumhuriyeti anlatıyorlar. Böyle böyle eserler çıkıyor. Çünkü şöyle bak, ben bunu duydum. Önce aydınlanma oluyor. Aydınlanma, insanların fikirlerini, kardeş insanlar okuma bilmiyor da ne aydınlanması oluyor? Millet okuma bilmiyor. Bak, Auerbach'ın mükemmel bir makalesi, 17. asırda Fransız Publik'i, bu İstanbul Üniversitesi'nin bir dergisinde 60'larda mı 70'lerde mi çıkmış olan bir makaledir. Ben çok severim, derslerde falan da kullanmıştım. Mesela burada diyor ki öyle diyor, halk için diyor bir edebiyat yoktur diyor belli yüzyıllarda. Bunun ayrıntılarını veriyor ama. Şimdi bak, şöyle söyleyeceğim. İlhamını gerek dinden, kiliseden ve gerek destani ananeden alan bu edebiyat herkese açıktı. Yani şimdi halk içinde bir edebiyat var. Alegori falan filan. Bu diyor, bu herkese açıktı. Fakat bu edebiyat okunmak için değil, çünkü o zamanlar okuyanlar çok azdı. Kilise kapılarında ve meydanlarda söylenmek ve dinlenmek için yapılıyordu. Şimdi anlatıyor muyum? Yani okuyarak bir nasıl diyeyim, hani ilerici bir düşünceyi böyle bir eğitimle beraber özümseyerek, yani şöyle mi oldu mesela, Lenin kapitali bastırdı Rusça, değil mi? Dağıttı yoksullara, dedi ki oku, anla bakalım durumunu, ondan sonra
Ama şunu yaptı Bolşevikler. Yani Rus devrimcileri içerisinde tartışa tartışa çok örgütlendiler. Onu çok uğraştılar onun için. O tamam. Mesele o işte. O yani. Tamam. O yüzden liberallerle kavga etmek lazım. O senin öncün için var zaten. Ha tabii ki anlat. Yani ben anlatma hani çünkü milletin kafasına girmenin böyle bir hani hap yolu yok, tamam mavi hapı içsene yok yani hani bir evet. Mavi hapı kırmızı hap yok yani anlat da yani bu böyle hani bilinçlendirme tabir edilen şey böyle bir hani entelektüel zırvalığa dönüşüyor yani anladın mı hani bir entelektüelizme dönüşüyor öyle bir şey yok. Tabii ki anlayacağı şekilde tabii ki bir sürü şey söyleyeceksin. Buradan yine hemen devam ederek bağlayacağım sözü bırakacağım. Bu bizim anladığımız anlamda bilinçlenme bir eğitim seviyesi değil sanırım. Bu bilinçlenme bir sınıfsal hani diyoruz ya hani burjuvazi kendi sınıfsal çıkarına ne kadar bağlı. Bu sınıfsal çıkarla alakalı bir şey. Yani sınıf bilinci tabir ettiğimiz şey çok zor bir şey değil. Kardeşim işte telefon çıkar dayıcım. Hani nerede senin sınıfın? Hani sen saray erkanından mısın? Yoksa güvencesiz yaşayan bir proleter misin? Çok basit bir şeyden bahsediyor. Bu bilinçlenme böyle hani böyle uzay bilimi falan değil. Yani bilinçlenme derken böyle çok 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 uzun ve böyle bir eğitim sürecindeki dallanan budaklanan işte entelektüel kavramlardan falan bahsetmiyoruz. Değil mi bırakayım? Neden böyle biliyor musun? Çok kısa. Çünkü pratik sosyalizmin çok karmaşık bir şey olduğunu zannediyor insanlar gerçeğini hiç yaşamadıkları için. Aslında pratik sosyalizm çok sade bir şeydir. Üretim araçları mülkiyetin devletin altında toplumsal olmasıdır. Tıpkı pratik kapitalizmin de çok basit bir şey olduğu evet, gibi aslında öyle. Yani. Evet, aynen öyle. Ya mesela adam servet biriktiriyorum demiyor. Ben senin üstünden servet yapıyorum diyor. Sana ekmek veriyorum diyor. Hı-hı. Bu mesela bu karmaşık bir şey mi? Yok çok basit. Tersinden başka evet. Bir şey söylüyor. Onunla ilgili bir şeymiş gibi söyledi mesela. Bu saçma. Bunun için mesela halkın hani buna tersinden bir şey söylemek için halkın özel bir bilinçlenmesine gerek yok ki. İşte diyeceksin tersini... ki hayır kardeşim sana bunu söylüyor. İkna olman için adam servet yapıyor diyeceksin işte. O tersini nasıl göstereceğiz halka? Mesela Marx'ın işte bu kadar abi. Kamera obscura metaforunda var ya işte ters ayaklar üzerine dönmüş duruyor. Hı-hı. Bir gerçekliği bu halk tersinden görüyor. Hı-hı. Yani işte o tersine nasıl çevireceğiz? Yani tam da demin Nevzat'ın söylediği şey yani bu halkı bilinçlendirerek mi bir devrim gerçekleşecek? Yoksa halk sadece öncülerin sürüklediği bir yerden mi harekete geçecek? Bence ikisi de değil. Çok kısa bir şey söyleyeyim şuna. Sonra da sen devam edersin Alıcım. Ya bence yoksullar özellikle de işçi sınıfı bilinçlenerek falan devrim yapmayacak ama kapitalizmin işlemez hale geldiği bir durumda bir ölçüde devrim yapmak zorunda kalacak. O zaman şöyle bir şey yani devrimci bir kriz, devrimci bir ortamda artık geniş yığınların da öncüye karşı bir refleks sergileyemeyeceği nötr bir pozisyona gelmesiyle de alakalı bir şey bu. Top bir kısmının nötr, bir kısmının da öncünün peşine takılacağı. Takılması. Ve herhalde yeteri kadar bilinçli insan da olması lazım. Yani herhalde 10-20 kişiyle değil, 82 milyonu da bilinçlendirmek gibi bir hedefimiz de yok. Mümkün de değil zaten ama... Bir özgül ağırlığa tekabül eden bir yeteri çoğunluğa ulaşmak gibi de bir şey var herhalde yani o bilinçlendirme sürecinde. Şey ama bu konuya girersek içinden çıkamayacağım. Bilinçten ne anlıyoruz? Teferruatlı bir şeye gireceğiz. Ben şunu anlıyorum. Marx, bir proletarya vardır bir burjuvazi. Bak benim bilincim basit. Kamera Oscura dediği mesele de şöyle bir taraf. Yani düzen yani yanlış bilinç. Mesela insanlar bilinçsiz değiller. İnsanların yanlış bilinçleri var. Milliyetçiler yok futbol severler yok dinciler falan filan. Bu yanlış bilinç düzen tarafından fiilen her gün üretiliyor. Yani düzen nasıl her gün metalar üretiyorsa aynı zamanda yanlış bilinci de her gün üretiyor. Cehaleti de. Ve devrimci durum denen şey sadece metalların bir ölçüde üretiminin aksadığı ve toplumun maddi düzeninin böyle bir sekteye uğradığı değil aynı zamanda egemen ideolojinin de sekteye uğradığı. Adeta böyle yani işte o bulut tabanının aralanıp aradan güneş ışığı sızdığı bir an devrimci durum. Yakaladın yakaladın. Şöyle söyleyeyim mi? Az önce konuştuğumuz yere Fransız devrimine geri döneyim. Cumhuriyetçilik düşüncesi
cumhuriyetçilerin güçlendiği yerde güçlenir. Yani önce cumhuriyetçi güçlenir, sonra cumhuriyetçilik güçlenir. O cumhuriyetçilikle beraber ya şu kral da artık fazla oldu, bir defolsun gitsine dönüşür. Yani bu bilinç tabir ettiğimiz şeyi, yani bence çok böyle heyula şekline getirmiyor. Bu çok basit bir şey. Çünkü onun o yanlış bilinci de akılcı, böyle hani akılcı bir yerden kurulmuyor. Yani buraya müdahale etmek hem çok zor hem çok güç. Aynı zamanda da kolay. Yani hem çok zor hem çok kolay. Çünkü sen güçlendiğin müddetçe müdahale edebiliyorsun. Neden? Görüyor ve o güce dahil oluyor. Yani kolaylığı senin kudretinle doğru orantılı bir şey zaten. Aynen, müdahale evet. etmek. Yoksa mevcut koşullarda mesela müdahale etmek çok zor bir şey. Çünkü yani işte demin demeye çalıştığım şey oydu biraz. Yani kitleyi örgütleyebilmek bizim şu anki pozisyonumuz içerisinde çok mümkün değil. Çünkü ideolojik propaganda aygıtlarına sahip olan egemenler alabildiğini Allah pamuğuna çevirmiş i̇şte durumda. Başka bir öncü de çıkardılar ki bu arkadaş yanlış yapıyor, ben örgütlüyorum der. Yani o bence işte, öncüyle alakalı. O başka bir tartışma. Neyi örgütlüyorsun meselesine gider. İşte ben 80 milyon örgütleyeceğim dediği anda zaten ama hiçbir şey yapmayacak bir pozisyona geliyor. Ve devrimciyiz evet. yani. Dolayısıyla oradaki diyalektiği de iyi görmek lazım aynı zamanda. Yani ne kadarına bilinç verilebilir ya da ne kadarına verilmeli, bu hedefin ne senin? Yani ben 80 milyon hedefiyle yola çıktığın zaman bu kaçınılmaz olarak başarısız bir sonuç ve büyük bir hezimet anlamına geliyor. Abi, ama ben oradaki matematiği iyi yapmak lazım. Onu demek istiyorum. Türkiye ölçeğinde şöyle bir 300-500 bin yeterli diyorsun. Yeterli gibi. Abi bunun bir matematik olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani sen matematik yok, hedeflerle örgütlenmez. Her şey matematiği var. Ama işte o matematik yani toplumun diyalektiğiyle mesela bir anda yani her şey yolunda giderken %51'e ihtiyacım var her şey yolunda. Abi bilmiyorsun ama ki yani doğru yerde 500 bin kişiyle olur gerçekten. Bolşevikler yani. De bilmiyorlar. Bir avuç adam yola çıkıp partide bölündükten sonra bir avuç olan kişi böyle kendilerine milyonlarca insanın katılacağını böyle bir hani matematik ve denklem üzerinden bunu evet ya öyle bunca öyle öyle bir şeyle girmediler ki o da bilmiyor ki. Belli bir yerden sonra aa diyor gidiyor. Ha diyor buraya müdahale ettim. Tamam müdahaleden sonuç al. Bütün devrimcilik böyledir. Hani müdahale edersin abi sonuç ama alamadın. Orada tabii şey var. Yani işte süre Bastia aldım ama siyasi hayır. olarak bir şey elde edemedim. Diğer yola taraftan katliam oldu ama siyasi olarak elde ettim. Yani yola böyledir çıktıklarındaki bu işler. Matematikle yolda geliştirdikleri matematik farklı. Yani işte mesela Marx'ta köylü yok değil mi? İşçi köylü diye bir şey yok. Orada proletarya var. Rusya'ya geldiğimizde ne oluyor? İşçi köylü değil mi? Petrograd'lar var değil mi? Hmm. Bir süre sonra ne oluyor? Asker giriyor devreye. İşçi köylü asker Sovyetleri. Yani o süreç içerisinde oranın kendi özgün dinamiklerine de bakarak başka bir süreç, başka bir şey yaşanmaya tamam başlıyor. Işte, onun için yani de, matematik hani, örülüyor. Başka bir matematik örülüyor. Tamam, ama işte asker hani, devreye giriyor. Tamam, köylü ama, devreye giriyor. Şey dedim bu böyle hani hesaplanır bir şey değil sadece. Yani senin bir hedefin olur ayrı. Yani hedefin tabii ki oluyor. Yani hedefin olmaz olur mu? Sen bütün tahlili, toplum tahlilini niye yapıyorsun? Hedef için tahlil yapıyorsun. Yani öncülük için tahlil yapılır. Hayır, yani devrimcilerin elinde 50 yıllık, 100 yıllık bir devrim programı ve blueprinti olamaz yani. Öyle bir şey yok. Marx'ın sözü var zaten yani. Hani geleceğin restoranları için bugünden tarif yazmanın bir manası yok diye. Dolayısıyla Keynes'in de yine abi işte fundamental bak, uncertainty der. Yani gelecek şeyde yani Lenin de yani. Şey demedi yani anladın mı? Bak şimdi hani ortodoks Marksistler aslında haklıdır. Rusya'da devrim mi olur kardeşim? Orada da hani proletarya yok ya. Bunların hepsi köylü dediği zaman hani kağıt üstünde haksız değildir ki abi haklıdır. Evet yok. Lenin de ne diyor? Tamam diyor kardeşim olmasın. Önemli değil. Burada diyor devrimi yapacak az sayıda olmakla beraber ağır sanayi işçisi var. Buna bir kapattırdım mı şalteri bütün hepsini çökerttiririm diyor. Şimdi bu yanlış mı? Bu iş böyle. Yani müdahale bu demek zaten. Şöyle bir eğlenceli tarafı var bu iş. Çok özür dilerim. Hemen şey yapayım. Öncü müdahaleyi edebilene denir. Yani edene öncü denir. Yani müdahale etmek bunun görevi. Yoksa hani her şey oluşmuş. Hani oluşanın üstüne hazır böyle değil. Hani işte, kremanın üstündeki çilek değil ki bu devrimci. İşte matematiği var yine o işinde. Yani. Ben kremasındaki çilek değil dedim değil mi ya? Evet evet. Öyle. Ya şöyle ilginç bir mesele var bak. Yani bir tarafta işte bu halk için değer mi? Bu soru hemen şeye doğru da geliyor tartıştığımız soru. Bu halk sosyalizmi hak ediyor mu? Mesela kafada bir sosyalizm tasavvuru var. Nereden geldi belli değil.
Sonra ondan sonra halka bakıyor, diyor ki yok diyor, bunlara olmaz diyor. Bunun doğası da ben şimdi şey ona da iki tane çakabilirim. Şimdi ona da bir elma şekerlik yaparım yani, onu söyleyeyim yani. Ya şey çok saçma ama. Yani devrim yapıldığında, yani senin söylediğine tamamen katılıyorum. Olacak bir şey değil, yapılacak bir şeydir. Ama devrim bu insanlarla yapılacak. Ve bu insanlar devrimle o kadar değişecek ki işte o sosyalizmi yaşayan ve hak eden insanlara dönüşecekler. Ve ben burada aslında bu halk için ya da kendimiz için ya da ikisi içinin de üstünde daha yüksek mertebede bir vizyon olabileceğini de düşünüyorum. Yani insanlık için. Tarih için. Tarih, insanlık tarihi için. Yani uzak gelecekler için falan gibi. Yani yoksa ne bileyim Gorki, Dostoyevski gibi yazarlar da şimdi yazıyor bir şeyler ama... Bu halk bunu hak ediyor mu bakalım? Benim edebiyatımı hak ediyorlar mı? Hem onu demiyor, Allah hem Allah. 82 milyona Türkiye ölçeğinde onu yazmıyor. Hem kendi de zaten kendi döneminde bundan çok büyük çıkar da elde etmiyor. O zaman ne için yapıyor bunu? İnsanlığa, edebiyata, literatüre, tarihe işte bir katkı bırakmak. İşte Dostoyevski'de emin olamadım da mesela Gorki kesinlikle devrim için yazıyor abi yani. Düşünse bak, tamam, doğru, 1905 evet. Yedilmiş. Adam anayı yazıyor. Ya kürekle umut atıyor kapıdan içeri. Çok ilginç mesela. En karanlık zamanda yazıyor anayı yani. Ama böyle bir şey var mıydı emin değilim ben. Böyle bir hedefi, amacı yani onun için mi? Umut, peki, ver, bir şey umut vermek için yazdı. Peki şöyle edeyim. Söyleyeyim. Var ya da yok. Sonuç itibariyle fark ediyor mu eserin gittiği yer açısından? Hayır. Ha, fark etmiyor. Bitti. Tamam, eserin gittiği yer açısından fark etmiyor. Ben ona bakıyorum. Bana ne abi? Yani senin onu yazarkenki amacını ne yapayım abi? Senle rakı masasında sohbet etmiyorum ki amacının ne olduğunu bileyim. Gittiği yer dediğin neyi anlamadım? Hani eserin işaret ettiği umut açısından yani değişiyor aldığı mu? Sonuç. Aldığı sonuç itibariyle yani onun kapsadığı yer açısından bir şey değişiyor mu onun amacının ne olduğu? Yani değişmiyor. Çok karamsar Rus edebiyatının içinde adam tabii. Neredeyse ilk defa bu kadar Gogol'dan beri ilk defa bu kadar umutlu bir metin yazıyor yani. İlginç. İbrahim'in ateşini su taşıyan karınca. Bak Gogol'da da mesela öyle çok fazla umut falan yoktur. Çoğu evet. Şey. Ama çok çok eğlencelidir yani. Ben çok seviyorum. İşte mesela bana göre mesela daha karanlık ve daha bireysel bir tarafı var Gogol'un. Onu seviyor. Öyle yazıyor. Yani hani şimdi niye öyle yazıyor da diyecek halin yok adam. Yani niye öyle yazıyor? Ne yani öyle. Şunu daha genel olarak hani sanatçı, bilim insanı, bilim yaparken sanatçı, sanat yaparken kendinden de öte, o mevcut halktan da öte dünyaya, insanlığa, tarihe bir katkı yapma maksadıyla bunu sanat, yaptığı için. Sanat, sanat içindir mi? devrimci mücadelenin de benzer bir şeyi yaptığı var. Yaptığı için derken dönemsel olarak konuşman lazım. Yani şimdi onu bilmiyorum ben. Hayır, bir insanın bence kendisinden öte tarihte kalıcı bir iz bırakması, tarihin akışına, o bir nehirse bir tane taş koyup birazcık yatağını değiştirmesi, bu çok önemli motivasyon. Aynı zamanda zaten her sanat eseri yaratıcısının bir iz bırakma çabasıdır. Ama biz şunu da biliyoruz, yani kelimenin gerçek anlamıyla o izi ancak beraber bırakabiliyoruz yani. Ve zaten sanatçı da bir sürü şeyi, arkasından gelen şeyi alıp süzerek esirini çıkartıyor. Dişe dokunur bir şey yapacaksın. Peki soruyorum o zaman. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi? Bir abi, objektif olarak birer tane oy pusulası yani. Vallahi sen ama senin hissetmene göre değişirdim ben yani, ne bileyim. Kimdi şey, Aysun Kayacı mı? Aysun Kayacı da abi mesele oya kaldıysa. Mesele oya kaldıysa. Sertaç'ın dediği gibi o zaman bir yapalım. Yani. Ama orada da işte o şey ama var. O halkı küçümseme şeyi var. Bütün devrimleri oylasan, bak devrimleri oylasan. Hayır. Önce anlatsan halka mesela, desen ki abi bak çok kötü bir durumdasınız. Mesela hani Osmanlı süperde diyorlar hani millet ölüyor, geberiyor ya açlıktan, sefaletten, hastalıktan. Hani bebekler falan ölüyor ya. Sor onlara, desen ki abi bir dakika. Hani padişah, Allah'ın belası bir adam, onun yüzünden böyle oluyor. Niye olsun lan, Allah yüzünden oluyor, daha iyi mesela. Hani bunu oylayalım. Daha böyle süper olacağınız, vatandaş olacağınız, çok güzel bir ortam kurulacak. Bunu oylasan ya %99 hayır çıkmazsa ben hiç balt bilmiyorum. Bütün devrimler açısından söylüyorum bunu. Oyla, %99 hayır çıkar.
99'u bilemiyorum da yani devrimler ya, oya sınılsa devrime evet çıkmaz. Buna katılıyorum. Kesin çık ya. %90 çıksın abi. Ya da %99 abarttım diye. Zaten yemişim liberalleri. Yani devrimcinin işi oy saymamaktır abi. Tarihin nereye gideceğine dair daha iyi bir fikrin vardır. Bunu örgütlemişindir makul bir ölçüde. Yaparsın, tarih oraya gider. Ya, ondan sonra da Castro'nun dediği gibi tarih seni yargılar. Yine unuttuğum bir şey söyleyeyim. Şimdi cumhuriyet mesela Fransız devriminde oluşmuş bir fikir değil. Cenevre'de cumhuriyet var. Yani İsviçre'de cumhuriyeti var. Yani şimdi cumhuriyet bizim anladığımız anlamda halkın oluşturduğu fikirle Fransız devrimiyle gelenmiş. Yoksa cumhuriyet var. Orada da aristokratlar var. Zengin. Hatta orada burjuvalar diyor ki ya diyorlar buraya hep aristokratlar ele geçirdi. Bize söz hakkı bile tanımıyorlar. Biz aşağıdaki mecliste böyle kımıl kımıl duruyoruz. Bunlar yukarıda her kararı alıyorlar ve çok azlar diyor mesela. Bak. Şey, İngiltere'de Lordlar Kamarası ile Avam Kamarası bir ölçüde aynı mantık. Sonra burjuvazi güçlenince. Yani halk bile halk olmasını Fransız devriminin sonradan yani şöyle söyleyeyim. Fransız devriminin düşünsel iklimine borçlu diyeceğim de aslında düşünsel iklimine yani yenilen Jacobenlerin ektiği tohumun gücüne bağlı. Bak yenilen Jacobenlerin hani Fransız devrimi burjuvaların devrimi diyorlar ya. Yenilen Jacobenlerin ektiği tohumlara bağlı. Yani burjuva devrimleri içinde burjuvasinin halkın desteğine en fazla ihtiyaç duyduğu Fransız devrimiydi. Çünkü aristokrasi çok güçlüydü. O yüzden o kadar ilerici ve radikal oldu. Burjuvaziyi aştı bir yerden sonra. Zaten başlarına bela oldu. Keşke böyle olmasaydı diyorlardır her anlarda. Evet evet. Ne dersiniz ya arkadaşlar? Vardırdık mı bir yere? Bilmiyorum onu izleyen desin artık. Ben yoruldum ya. Yani yorumlarda okuruz. onu izleyen desin ben yoruldum. Evet o zaman diyelim yani hayır, bir 120 dakikanın daha. Tartışmayı hangi 120'de kaç 120 dakikanın sonuna geldik. Halkın sonuna geldik diyelim mi? Halkın idaresi halkın iradesine bırakılamaz. Evet yani bir 120 dakikanın daha sonuna geldik. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, paylaşmalarınızı eksik etmeyin. RT'lerinizi. Kanala da abone olun. 15 gün sonra bir sonraki. Halka mı yalvaracağız kardeşim bak. Espri ya. Bir dakika. Abi bu halkın abone olacağı falan yok ya. Yani. Abonelikle çıkıyor. O zaman yapma. Kalk. Evet, 2 hafta sonra o görüşmek zaman üzere. O zaman sosyalizm içeriğini boş ver. 2 hafta sonra da tıraşlı mı olacağım böyle? Parlak mı oldu? evet. O zaman 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben el sallamayayım da değişik olsun.